Değerli izleyenler, son dönemde çok konuşulan bir meseleydi KYK borçları. Açıklama biliyorsunuz ki kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Ana para ödenecek, faizler silinecek dendi. Ama sonra sisteme giren öğrenciler, borçlular bir baktılar ki faizler de ana paraya eklenmiş. Sonrasında tekrar bir açıklama yapıldı. Sistemden kaynaklı bir sorun oldu. Düzeltileceği bilgisi paylaşıldı. Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Müjdeyi duyan soluğu internette aldı. Gençler E-Devlet'e akın etti. Borçlarını sorguladı. Fakat iddiaya göre sistemde daha önce ayrı ayrı görülen ana para ve faizli tutar birleşmişti. Çok geçmeden rahatlatan açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı kaynakları durumun sistemsel hata olduğunu duyurdu. Sosyal medyaya düşen kareler tartışma yarattı. Üniversiteliler farkında toplama dahil edildiğini öne sürdü. Ekran görüntülerini paylaştı. Bakanlık kaynakları duruma açıklık getirdi. Sistemsel hatada düzenleme yapılacağı açıklandı. Böylece faizler ana paraya eklenmeyecek, faiz tutarları tamamen silinecek. Kredi geri ödemelerinde toplamda 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. 3 milyon 157 bin genç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası rahat bir nefes aldı. Ancak uygulama ödeme süreci başlamayanlar için geçerli. Borcunu ödeyenlere ise üzücü haber var. Bakanlık kaynakları enflasyon farkı silinmesinin geriye dönük işlemeyeceğini kaydetti. Bu kişiler taksit tutarlarını ödemeye devam edecekler. Borcunu bitirenler de fark iadesi alamayacaklar. Diyarbakır'da esnaf bayram tatili süresince yerli ve yabancı turist ağırladı. Kentin tescilli gıdaları olan ciğer, kadayıf ve baklava gibi tatlılardan toplamda ne kadar satış yapıldı biliyor musunuz efendim? 80 ton. Kurban Bayramı'nda metrelerce kuyruk oluştu. Kentin tescilli ürünleri büyük ilgi gördü. 40 ton ciğer, 20'şer ton kadayıf ve baklava satışı yapıldı. Bayram havası yaşandı. İnanç Turizmi kentlerinden Diyarbakır, bayram tatili süresince yoğun şekilde yerli ve yabancı turist akınına uğradı. Turistlerimiz maşallah çok umduğumuzun daha üstünde bir katılım sağladı, misafirlerimiz geldi. Esnaf özellikle tescilli ürünlerinden ciğer ve tatlı çeşitleriyle rekora koştu. Toplam 80 ton ürün satışı yapıldı. Diyarbakır Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkağan, ciğer bu dönemde asıl bayramını yaşadı, dedi. Takriben 20 tona yakın kadayıf satışımız oldu. Onun yanında ona yakın bir 15-20 tona yakın da baklava satışımız oldu. Ciğere gelince zaten ciğerinde biz asıl bayramını yaşıyoruz. Ciğer ustası Onur Erdin'de Diyarbakır denilince akla ilk olarak ciğerin geldiğini söyledi. Büyük bir yoğunluk oluştuğunu belirtti. Burada sırf Diyarbakır'ın öz verisi olan ciğeri tatmaya geldi abicim. Çünkü burada bayramda dışarıda kuyruk oluşmuştu ciğer için. Ciğer yemek için.